söyledi, yaktı yüreğimi. Kirvem, Merdo, Ah Ne Yar, Beyaz Giyme gibi şarkılarıyla gönülleri fetheden Türk halk müziği sanatçısı Hüseyin Turan, yeni albümü Ya Ali Ehli Deyişler'le şimdi burası hafta sonunda Oylum Talon'un konu. Yo, 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 yo. Gönül kalk gidelim Şahşehir'e. Oyo, oyo. Sesi güzel duruşuyla Hüseyin Turan programımızın son bölüm konuğu. Dünün üzerine sizi ağırlamak ne kadar güzel oldu, ne kadar önemli. Evet, aynı zamanda 10 Muharrem'i dün idrak ettik, öyle diyelim. Evet, evet. Hem de Muharrem ayı olması dolayısıyla bu türküyle açmak daha çok bir anlamlı oldu. Evet. Zaten çok anlamlı. Evet, evet. Daha da anlamlı kıldı dünün üzerine sizi ağırlamak. Evet, nasılsınız bir kere? Vallahi az önceden beri söylüyorum. Arkadaki fotoğrafa da baktığınızda zaten biz Hüseyin Turan'a hep bu haliyle. Ya, orada bir 18 kilo fazlayım. Ne yaptınız böyle? Nasıl zayıfladınız? Bu son bir yılda ağır ağır verdim ama. İstekli, bilinçli mi? Yoksa koşturmaktan mı? Hiçbir sorun yok. Tabii ki bilinçli olarak verdim. Yani şöyle böyle biraz hayatımızdan şeyi az çıkardık. Hamur işini çıkarttık biraz. Ne? Pizza, makarna, evet, ekmek. İlk 3-4 ay. Un kurabiyesi. Aynen, hepsine böyle bayağı bir sıkı dikkat ettim.
Ondan sonra zaten şey alışıyor. Vücut alıştığı zaman hepsinden azar azar isterseniz yiyebiliyorsunuz artık. Ben de artık öyle yaptım. 18 kilo bayağı vermişsiniz. Yani biraz böyle hızlı gittim. 3-4 kilo hani alma şeyim var, hakkım var şu anda. Onun için hiçbir şekilde aman onu yemeyeyim, bunu yemeyeyim gibi böyle bir şeyim de yok. Alıştı vücut yani öyle söyleyeyim. Gayet iyi gözüküyorsunuz. Eyvallah, kilonun fazlası zarar. Tabii yani sağlık açısından ya asıl bu çok önemli. Tabii ki. Yani işte böyle önden giden bir göbek vardı falan. Sonra dedim ki ya bu böyle bağlama olmaz. Bağlama kapatıyordu onu. Ya, biz hiç görmedik. Hayır şimdi bağlamayla her yerde böyle şeyle çıkmıyoruz. Aynı zamanda işte orkestrayla şeye çıkıyoruz, konserlere çıkıyoruz. Orada dedim o göbek olmaz öyle. Olmaz. Yani, aynı zamanda görüntünün de ya hiç önemi yok ama eğer bir sahneye çıkıyorsanız, insanlara o önünde eğiliyorsanız o bir saygıdır. Eğer siz onlara o saygıyı gösterirseniz onlar da göstermek zorunda. Yani bilmiyorum hani yanlış cümle kurmak istemiyorum. Karşılıklı saygı alışverişi. O saygı olması gerekir oluyor. Yani çünkü artık son yıllarda böyle bir şeyi de kaybettik. Çünkü yani ne bileyim böyle sanata karşı hafif duyarsızlık hissediyorum. Böyle bir yozlaşma hissediyorum ve görüyorum bunu. Onun için de bu saygı olduğu sürece sanat da en üstte olacaktır. Çünkü üstte olması gereken bir şey. Yani bütün bir hayattır sanat çünkü. Yani bir tek müzik değil yani her alanında, her kolunda böyle. Onun için bu çok önemli. Eskiden çok daha iyiydik. O halimize dönelim istiyorum ben yani. Ya... Ben de aynı fikirdeyim, onu başta söyleyeyim. Eskiden çok daha iyiydik fakat ileride de bu halimizi aramayalım. Eskiden çok daha iyiydik demeyelim. Yani bu da hayatın bir gerçeği galiba öyle. Değil mi? Ama insan hayatında, bir toplum hayatında sanat oldukça iyileşir insanlar. İnsanlar daha özgürleşirler. Onun için mutlaka olmalı sanat ve en üstte tutulmalı diye düşünüyorum ben. Yani bu işi yaptığım için değil. Yani çünkü yani benim de bunun haricinde o kadar çok yani şeye ihtiyacım var ki yani ne bileyim böyle bir resim izlemeye, bir sinema bir böyle iyi film izlemeye, işte ne bileyim iyi şiir okumaya, iyi roman okumaya yani hepimizin o kadar ihtiyacımız var ki aslında en sıkıştığımız anlarda sanata başvurduğumuzda bizi iyileştiren bir şey. Yani bir şekilde ruhumuzun ayarını yapıyor. Onun için mutlaka olması gereken bir şey hayatımızda yani. O zaman bu söylediğinizin üzerine ben de diyeyim ki madem sizi bulmuşuz, sanat üstüne sanat yapalım diyorum ben. Şimdi yeni albümden bahsedeceğim ama sizce ben sizden hangi parçayı isteyeceğim? İşte vallahi Ahleyar mı? Onu bilmiyorum. İsterim ama... Ama bilmem yani siz hangisini istiyorsanız hem de bütün beyaz izleyicilerimizin giyme. De olur, olur onu... ben bu kadar söyleyeceğim gerisini o zaman Hüseyin Turan'a bırakacağım. Şey yapalım, canlı yapalım. Hadi canlı tamam, yapalım. Peki. Söz olur, siyah giyme toz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. We'll be right back.
tanırlar, seni yolcu sanırlar. Zaten bende talih yok, seni benden alırlar. Salına da salına da gel, haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Zaten bende talih yok, seni benden alırlar. Salına da salına da gel, haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Alçak ceviz dalları, sıva beyaz kolları. Kız nereden geleyim, hep sarmışlar yollar. Salına da salına da gel, haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Kız nereden geleyim, hep sarmışlar yollar. Salına da salına da gel, haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Salına da salına da gel, haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Size bir şey itiraf edeyim mi? Bu parça tabii en sevilen türkülerden bir tanesi. Evet, evet. Herkesin şahsi görüşüdür ama bence bunu en güzel siz okuyorsunuz. Ya, bana en çok siz hitap ediyorsunuz. Estağfurullah, sağ olun, var olun. Ben bunu 2002 yılında okumuştum. Yani ben de çok en sevdiğim türkülerdendir yine. Yani çok güzel. Bizim halk müziğimizin hani böyle o kadar çok şey var ki aslında, türkü var ki. Bu da o tatlı türkülerden yine bir tanesi. Siz hem, harika eyvallah, sağ söylüyorsunuz. Eyvallah, sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok, elimden geldiğince. Çok güzel, eyvallah. Harika. Yani tamam. Sadece bir bağlama ve bir Hüseyin Turan sesiyle bu muhteşem türkümüz ancak bu kadar güzel olabilirdi. Sağ olun, şimdi sağ biraz olun. Albümünüzden bahsedelim istiyorum. Bu albüm 3 Şubat'ta çıkardık aslında. Ama tabii artık şey olduğu için ya, sosyal medyadan falan izleyenler iyi biliyorlar. O, takip ediyorlar zaten. Bu biraz böyle şey bir albüm. Bu deyişlerden oluşan bir albüm bu. Önceden okunmuş deyişler var. Bir tane benim bir derlemem var. Bunları ben uzun yıllardır içimde olan bir şey. Ben böyle bir şey yapmalıyımın aslında bir karşılığı bu. Talep de vardı böyle bir şey. Böyle bir şey de vardı ve yani çok teşekkür ediyorum. Umduğumdan çok daha fazla ilgi gördü. Ya hala da ilgi görüyor. Zaten bizim yaptığımız albümler uzun soluklu albümler. Öyle iki ayda dinledim de bitti değil. Üç yıl sonra böyle bir şey gelir, ne bileyim, bir duygu yaşarsınız, bir türküyü işte ne bileyim ya deyişlerden ya da bir başka bir türküyü dinlediğinizde o duygunuzla yani sizi öyle güzel sağaltır ki, yani bu türkülerin de şeyi burada, böyle sihri burada. Onun için ben de hani iyi ki türkü söylüyorum. Elbette bütün hani müzik türlerine karşı şeyim var, yani ilginiz, sevginiz, dinleyicisiyim. Alaka. Ama ya şey bir başka, yani o benim yani yaşam biçimim, yani bütün sevgi hallerini türkülerle yaşıyorum, yani öyle söyleyeyim. Fakat sizlerin sayesinde, siz ve sizin gibi değerli sanatçıların sayesinde halkımızın türkülere olan sevdası da arttı. İşte, türkü böyle
eskiden yanlış da kelime kullanmak istemiyorum. Türkü mü? İşte türkü mü? Diyenler şimdi türkü barlara koşuyor. Ya şimdi bunda tabii ki icra sorunuyla ilgili bir şey bu. Aslında bir kalıp var çünkü halkımızın işte ne bileyim hem yani şimdi gençlere bakıyorum ilgilenen o kadar çok şey var ki genç var ki onlar da bunu bir daha üste taşıyacaklar buna da inanıyorum. Ama bir şey katmanız gerekiyor. Yani hadi ben şu türküyü de söyleyeyim oldu anlamında değil. Ona bir şey katmanız gerekiyor. Eğer bu yani bu işle ilgiliyseniz hani iş demek bile ağrıma gidiyor aslında. Bu bir iş değil aslında. Yani sevda. Ya bu iş olarak bakmamanız lazım. Ha elbette hani yani bununla ekmeğimizi yiyoruz ayrı mesele ama severek yaptığınız bir evet, işin yani olması ne kadar güzel. Önemli olan onu çok sevmek, istemek, bütün şeyi bilmek, derinliğini bilmeniz gerekiyor ki bir Türkiye'de bir şey katabilirsiniz. Bir tek şeyi çalıp yani enstrüman çalıp söylemeyle olmuyor. Aslında bütün şarkıcılar için de geçerli bu. Altını doldurmak lazım yani biraz. O zaman hadi bir ahle yar yar mı yapsak olur, acaba? Peki. Tamam, pekala. Hem sohbet hem müzik. En güzeli. Sana olan duygularım bir bile bilsen, anlatabilsem belki severdim. İçimdeki hasretini bir duyabilsen, anlayabilsen belki benimdin. Sana sevdiğim diyemem, yalan 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 yalan, vallahi yalan, inan ki yalan. Sen kara sevdamsın benim, duman 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 duman, hasretin tüter içimde yana. Ale yar yar, yine başımda sevdan. Ale yar yar, geceler kara zindan. Ale yar yar, bir parçacık canım kaldı, onu da sen al. Ahle yar yar, yine başımda sevdan. Ahle yar yar, geceler kara zindan. Ahle yar yar, bir parçacık canım kaldı, onu da sen al. Gözlerin bir bıçak gibi, ah silah gibi, cehennem gibi. Söylenmemiş türkümdün sen, unutmam seni, unutmam seni, unutamam ki. Sana sevdiğim diye
sevdamsın benim. Duman, 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 hasretin tüter İçimde yanan. O le yar ya, yine başımda sevdan. O le yar ya, geceler kara zindan. O le yar ya, bir parçacık canım kaldı, onu da sen al. Başımda sevdan, ah le yar yar, geceler kara zindan, ah le yar yar, bir parçacık canım kaldı, onu da sen al. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Kendiniz söylerken etkileniyor musunuz? Etkilenmek lazım. Ne güzel söyledim yani, diyor musunuz? Yok, öyle bir şey demiyorum ama hani o içine girmeniz lazım. Yani her söylediğiniz ya şarkı ya türkü. İçine girdiğinizde etkilenmemeniz zaten mümkün değil. Eğer siz o etki olduğunda o etkiyi öyle yaratıyorsunuz zaten. Yani ben böyle hani ancak anlatabiliyorum bunu ama... Akşama kadar söyleyin, biz dinleriz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Açalım ucunu programın. Açalım ucunu. Hüseyin Turan'la şöyle bir türkü programı yapalım. Çünkü Zula'da daha ne şarkılar, ne türküler, ne güzel parçalar var. Eyvallah. Daha sohbetimize devam edeceğiz. Fakat biraz daha albümden bahsetmek istiyorum. Olur, olur. Albüm satışları çok azaldı. Genelde dijitale yöneldi sanatçılar. Evet, artık yani çok CD satışının, yani fiziki satış diyoruz biz buna, biraz ömrü azaldı. Yani isterdik hani aslında yine birkaç yıl sonra belki de, yani şimdi nasıl plaklara ilgi gösteriyoruz. Yani işte belki de böyle CD koleksiyonerleri çıkacak. Bu kaçınılmaz bir değişim var tabii ki. Bu değişime de ayak uydurmak lazım. Ayak uydurmadığınızda o sistem sizi atıyor dışarıya. İşte bu anlamda da bizler de tabii ki yani dijitale önem veriyoruz o platformlara ve bütün bizi isteyen herkes bir tıkla istediği yerden de dinleyebilir. Yani öyle. Sürekli çıktığınız bir yer var mı? Ya şu an İstanbul'da artık öyle bir mekanı. Şimdi uzun yıllar o işi yaptım zaten. Evet. Şimdi daha çok konserler oluyor. Şimdi 3 Kasım'da bir Kadıköy Halk Eğitim'de var. Hı. Eğer özleyenler için, yani buradan şimdiden yani bunu duyurmuş olayım. 3 Kasım'da Kadıköy, evet, Halk Eğitim Merkezi'nde. Evet. Çok da güzel bir merkez, güzel bir salonu, evet, var. Evet, orada güzel etkinlikler de oluyor zaten. Çok. Yani hani nedir, mahallemiz oldukça böyle sanatla bayağı iç içe ve... Mahalleniz yoğun... derken Kadıköylü müsünüz? Evet, sizde? Evet. Yani yürüyerek gideceksiniz konsere yani. Aynen öyle. Harika. Aynen öyle. 5 dakikalık. Güzel. Orada işte bayağı da tiyatro var zaten. Onun dışında sinemalarımız var. Yani biz çok kolay şeye ulaşabiliyoruz. Belki o anlamda ben çok şanslıyım. Ama onunla birlikte işte yine konserlerimiz var İstanbul ve İstanbul dışında. Zaten takip, evet, ediyor insanlar. Evet. İlla ki Hüseyin Turan dinlemek istiyorum diyenler. Evet, zaten şeyden paylaşıyoruz. Yani sosyal medyadan paylaşıyoruz. İnsanlar oralardan görüyorlar zaten. Şimdi son 10 dakikamız. Öyle mi? Tamam. Zaten son albümden bir parça dinleyeceğiz ama bir parça daha dinleyelim. Bir canlı bir şey daha. O zaman geçenlerde bir dizide söyledim. İlgi de gören bir türkü. Hadi, onu söyleyelim. Buyurun. Ne arzu ederseniz. Şu karşıki dağda kar var, duman yok. Buyurun. Karşı ki
dağda kar var, duman yok. Kar var, duman yok. Benim sevdiceğim de din var, iman yok. Benim sevdiceğim de din var, iman yok. Aman, vardım baktım nasıl da yârim, yârim evde yok. Ah yârim evde yok. Ver benim sazım efendim, ben gider oldum. Süremedim lavantayı, konsola koydum. Ver benim sazım efendim, ben gider oldum. Süremedim lavantayı, konsola koydum. Karşıki dağda titriyor dallar, ah titriyor dallar. Benim gönlüm arzu çeker tomurcuk güller. Benim gönlüm arzu çeker tomurcuk güller. Aman, kader kısmet böyleymiş, ne yapsın eller, ah ne yapsın eller. Ver benim sazım efendim, ben gider oldum. Süremedim lavantayı, konsola koydum. Ver benim sazım efendim, ben gider oldum. Süremedim lavantayı, konsola koydum. Bravo. Yine harika bir performans. Bu arada hemen şunu sormak istiyorum. Halk oyunları devam ediyor mu? Yani sahnede devam ediyor. Şimdi yani ona uygun böyle bir iki türkü de oynuyorum tabii ki. Özellikle. Oynuyor musunuz? Hangi yöreyi seversiniz? Yani bütün aslında her yöreyi severim ama benim üç kez Türkiye birinciliği aldığım dal Ege Zeybek. Allah! Onunla birlikte bütün birçok yöre oynadım. Oynamadığım yöre vardır bir iki tane ama uzun yıllar tabii yani halk müziği ve halk oyunları ikisi bir bütün zaten. Onun içine girdikçe zaten ben bütün Anadolu'nun her yerinin ayrı bir renkte, ayrı bir güzellikte olduğunu anladım. Yani halk oyunları özellikle ilkokul çağındaki bütün çocuklarımızı da teşvik etmek de gerekir. Yani hem de çok da geliştiren bir ortam. Biz belki ortaokuldan sonra oldu ama şimdi o camianın bütün içinde olan insanları bilirim. İşte zaman zaman hepsiyle görüşürüm. Hatta yani şeyler olur, bazı yarışmalar falan olduğunda onlara giderim, katılırım. Ne bileyim, böyle halk oyunlarıyla ilgili böyle geceler olur. Oralarda hem biz gideriz, konserler yaparız. Aynı zamanda işte halk oyunları olur.
ayrı bir şeydir yani, orası da ayrı bir dünyadır. Ayrı bir dünya ama türküyle içine girmek lazım. Evet. 3 Kasım'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde Hüseyin Turan'ı evet. dinliyorsunuz. Aynı zamanda sahnede zeybekler, keyifler, evet. neler neler. Aynı zamanda önümüzde 27 Ekim Bursa'dayız, 28 Ekim Edirne'deyiz, 29 Ekim'de de Datça'da olacağız. Yani buradan herkese evet, duyurulur. Yani bu konser tarihlerini de duyurmuş olalım. Son parçamıza geçmemiz lazım. Albümden gelecek bu parça. Çok teşekkürler bizimle olduğunuz için bu arada. Eyvallah, ben ağırladığınız için ben çok teşekkür ederim. Birçok şey konuşabiliriz daha da. Hani bir şekilde şimdi memleket gibiyiz ya hepimiz. Evet. Ama bu hay hengame içinde böyle bir 15-20 dakika da olsa 40. biraz elbette yani o kadar az geldi yani az onu geldi. Anlatmak bize istiyorum. Bize daha az geldi. Yani biraz böyle kendi içimize bu esnada biraz böyle çekilebildiysek, bu mutluluğu da bizlere verdiysek bu bile iyi bir şeydir. Sayenizde. Onu söyleyeyim. Çok eyvallah. Teşekkür eyvallah. Ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. O zaman bir önceki albümde böyle bir şey yaptık işte. Best of anlamında işte bir albümde. Biz ta 1995'te işte Grup Laçin'le birlikte söylediğimiz bir türkü vardı. Onu ben 2015 yılında çıkardığım bir albüm ona koyduk. Hatta 2016 yılı olması lazım. Oradan söyleyelim o zaman. Dinliyoruz o zaman. Bu arada ben de veda ediyorum sizlere efendim. Haftaya cumartesi günü sabah 8'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Bir hafta boyunca kendinize iyi bakınız. Buyurunuz Hüseyin Turan ve güzel sesi sizlerle birlikte. Kendini canım yormasın boşa, çirkinler alemi almış gidiyor, güzeller kendini canım yormasın boşa. Şina nari nari nay, nari nay nini nay, şina nari nay, nari nari nay, şina nari nari nay, nara nina nani nay. Şina nari nari nay, nari nay nini nay, şina nari nay, nari nari nay, şina nari nari nay, nara nina nani nay. Denizin ortasında canım yanmasın boşa, söndürün şulesiz isli feneri, denizin ortasında canım yanmasın boşa. Kötüler alemi almış gidiyor, iyiler kendini canım yormasın boşa. Çirkinler alemi almış gidiyor, güzeller kendini canım yormasın boşa. Şina nari nari nay, nari nay nini nay, şina nari nay, nari nari nay, şina nari nari nay, nara nina nani nay. Şina nari nari nay, nari nay nini nay, şina nari nay, nari nari nay, şina nari nari nay, nara nina nani nay. Şina nari nari nay, nari nay nini nay, şina nari nay, nari nari nay, şina nari nari nay, nara nina nani nay. Şina nari nari nay, nari nay nini nay, şina nari nay, nari nari nay, şina nari nari nay,
narani narani nana.